Selamlar efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Drip Marketing'de iki adet yeni karakterimiz paylaşıldı. Önümüzdeki yamada gelecek olan karakterlerimiz bunlar. Yani 4.1'de diyeyim, daha doğru olur. 4.1'de Neuvelet ve Risley artık oyunumuza eklenecek olan karakterlerimiz. Şöyle ki silahları hiçbir şekilde belli değil. Neuvelet'in elinde sopa var, baston var, pardon özür dilerim. Yani o yüzden oyun içerisindeki bir silah kullanıyor olsalar hani şu silah kesin olarak da kullanacaklar diyebilirdik ama maalesef bunu diyemiyoruz. Fakat bir adet su ve bir adet buz karakterimiz geliyor. Şimdi önümüzdeki yamada yine iki, iki tane su karakterinin olma ihtimali var. Banner'larda. Beş yıldızlı olarak bahsediyorum tabii ki. Hani şöyle diyeyim ben size. Buradan Ayato'nun gelebilme şansı artık gerçekten yüksek. Ayato'yu yakın bir zamanda görebiliriz. Ancak Ayato gelmeyecek olsa bile. Bunun dışında en azından... Venti'nin gelme ihtimali var. Ama Venti'yi şeyde bekletebilirler bu arada. 4.2'ye belki Furni ile beraber bile getirebilirler. 4.2'de artık Furni ile karşılaşırız diye düşünüyorum. Neden diyeceksiniz? Belki gerçi 4.2'de Arkon görevi devam edecek. Furni en son o zaman gelecek kesin olaraktan artık. O yüzden Venti acaba Monstat ile ilgili yeni bir gelişme olur. Monstat festivali yapılırsa diye 4.3'de yapılır belki. De o zaman getirirler mi diye düşünüyorum da. Bekletme şansları var mı var o kadar beklettikleri oldu Venti'yi. O yüzden o konuda kesin bir şey diyemiyorum. Ama özellikle Venti. Itto. Raiden'ı bence hemen getirmezler. Yani Raiden'ı belki bir yana daha bekletebilirler. Ama Clorinda'dan hemen önce veya sonra getirirler diye düşünüyorum. Arda'dan getirmezler herhalde. Ayato en çok ihtimali olan karakterlerimiz bunları belirtmiş olayım. Artık bunlardan bir karakter gelebilir. Şah'a gelecek olursa Çin Pes şeyine denk gelir. Liu'daki Fener Festivali'ne denk gelir. O da zaten ta Şubat ayına denk gelecek yamaya denk gelir diye düşünüyorum. O yüzden şahayı bekletirler. Tam olarak ne zaman denk geliyor bilmiyorum gerçi ama hani yama olarak da hesaplamadım. Herhalde 4.4'e 4.5'e falan denk geliyor şu gelmesi haberiniz olsun. Bu tarz bilgiler de vermiş olduktan sonra şu Neuvelet hakkında şuna değinmek istiyorum. Şey demişler burada bir tane işte gazete yazarı. Eğer işte Dark Knight Hero'dan kastı burada hani değil onun ünvanı. Gece kahraman kahramanı olaraktan geçiyor ya, Gece bazı işleri hallediyor. Maske takıyor vesaire diye. de burada birazcık dalga geçmişler. İşte o ancak gece vakti maske takar. Ancak sabah kalktığındaki hali asıl halidir. Ancak Neovelet hiç öyle olur mu? Neovelet paşamız demiş. Her zaman kendi halindedir. Her zaman olduğu gibi birisidir. Biz ona hayran şeklinde diye. Burada şöyle ilginç bir detay var. Tek erkek Meluzin Neovelet'tir demiş. Yani bu çok ilginç bir detay. Neovalet'in burada Menüzen soyundan geldiğinden bahsediyor. O yüzden artık daha detaylı bir şekilde ilerleyen zamanlarda öğreneceğiz. Yani Menüzen'den kastı harbiden deniz kızı türü olarak geçiyor aslında melozin. E, bir efsanevi de farklı bir deniz kızı türü olarak geçiyor ama Neovalet tek erkek olan deniz kızı türü olabilirmiş. O ilgi çekici bir konu. Artık 4.1'de veya önümüzdeki yamanın hikayesinde öğrenebiliriz bu tarz bilgileri diye düşünüyorum. Artık bekleyip göreceğiz. Resley hakkında doğru düzgün bir bilgi yok maalesef ki. Sadece ne kadar iyi bir dövüşçü olduğundan bahsetmiştim. Onun için hiçbir bilgi göremedim maalesef ki. Evet elimizdekiler şimdilik bunlar. Siz bu karakterlerin görünüşünü beğendiniz mi? Hoşunuza gitti mi? Ve kendilerine basmayı planlıyor musunuz? Tabii ki bannerdan çıkarma anlamında. Ben belki Neolet'i düşünebilirim ya. Su karakteri gerçekten hesabı istiyorum. Su karakterleri harbiden çok değerli karakterler. Artık yetine itine bakaraktan karar vereceğim. Öteki türlü Neolet'i çıkar... Daha sonraki bir defa çıkar. Daha sonraki ben bekle şeklinde de hareket edebilirim. Veya Furnia'yı da bekleyebilmekte fayda var. Neo çıktıktan. Eğer Neo olur da zaten ikinci fazla falan gelirse. Şöyle güzel bir yanı olabilir. Furnia'yı da görürsünüz en azından. Furnia'yı gördükten sonra kesin karar verirsiniz. Hangisine basacağınızı. O yüzden artık bekleyip göreceğiz. Ne gibi durumlar ortaya çıkacak diye. Hepiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendiniz hangi bannerler gelecek konusunda diye aşağıda da yorumlarda belirtebilirsiniz. O zaman lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolar. Görüşmek üzere efendim. Sağlıcakla kalın.